Selam arkadaşlar, ben Büşra. Bugün Kiralık Aşk Defne ilhamlı bir makyaj yapacağız. Aynı zamanda biraz sohbetli, dertleşmeli bir video olsun istiyorum. BB kremle başlayacağım. Artık hepimizin tahammül seviyesi çok düştü. Ben de dahilim buna tabii ki. Ve uzun uzun videolar izlemeye kimsenin bir tahammülü kalmadı. Yani en kısa videolar bile sardırıp sardırıp izleniyor. Bu yüzden uzun video çekmeyi aslında çok istesem de bir yandan da çok çekiniyordum açıkçası. Kardeşim bana bir video attı. Aybina isimli bir kızın videosu. Zaten birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Kardeşim sadece belli bir dakikasını, saniyesini yazmış. İşte uzun uzun izlemeyeceğimi düşündüğü için sanırım. O dediği kısmı açtım. Baktım kızın konuşması hoşuma gitti. Video da uzundu. Yani yarım saat civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Videonun tamamını izledim ve aslında kafamda olan şeylere çok değindiğini fark ettim. Bana çok benzediğini fark ettim. Bir yandan kapatıcı da süreyim. Uzun videolarla alakalı çekincelerinden bahsetmiş. İşte uzun videoları kendisinin sevdiğinden bahsetmiş. Ben de aynı şekilde uzun videoları izlemeyi çok seviyorum. Yani başkasının videolarını izlemeyi çok seviyorum. Ama kendim atmayı çok sıcak bakmıyordum. İstesem de izlenmez diye düşünüp vazgeçiyordum. Sonrasında şöyle düşündüm. Başkalarının uzun videolarını izliyorum. Hatta şöyle yapıyorum genelde. Bir yandan işlerimi hallederken bir yandan arka planda işte videoları dinliyorum. Podcast gibi biraz daha. Şey falan diyordu hatta. İçinizden nasıl geliyorsa öyle davranın. İçiniz doğruyu söylüyordur tarzı şey, çok tatlı şeyler söylüyordu. Dinleyince bana da çok mantıklı geldi. Genelde çok fazla kafamda planlar yapıyorum ama uygulamaya geçmekte zorlanıyorum. Mükemmelliyetçilik düşüncesi var. Yani hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hiçbir zaman mükemmel de olamayacağız. Bir söz vardı ve çok hoşuma gitmişti. Mükemmel iyinin düşmanıdır diye. Mükemmeli bekledikçe aslında geride kalmış oluyoruz. Yani kafamızda herhangi bir düşünce var ve biz onu erteliyoruz. Yapacaksam en güzelini yapmalıyım. En iyisi olmalı. İçime sinmeli. En basit örnek. Şu andaki halimiz, görünüşümüz, tarzımız, konuşma şeklimiz. Bir sene sonra bize çok saçma geliyor. Kendimizi eleştiriyoruz. Hatta çok abartı olacak belki ama benim bir hafta önce çektiğim video bile bana çok saçma geliyor. Ki ben zaten kendi videolarımı izleyemiyorum. Bu videoyu çekmek benim için de bir vesile olsun istedim. Düşünmek bizi ileri götürmüyor. Olduğumuz yerde sayıyoruz yine. Belki sizin de böyle kafanızda yapmayı planlayıp da sürekli ertelediğiniz, çok iyi olmasını, mükemmel olmasını istediğiniz şeyler vardır. O yüzden sürekli erteliyorsunuzdur. Size de bir faydası olur belki. Umarım olur. Ben birilerinin videolarını izlediğimde ya da podcastlerini dinlediğimde bana faydası oluyor. Bazen harekete geçmeme yardımcı olabiliyor bu video gibi. Biraz yakınlaşayım. Sanırım çok belli olmuyor. Evet, daha iyi gibi. Şimdi kaşlarımı dolduracağım. Artık biraz daha uzun video çekmeyi düşünüyorum. Sadece izlemek isteyenler izlesin. Yani izlenme gibi bir kaygım çok yok açıkçası. Sizin yorumlarınız da tabii ki etken ama görüntülü bir günlük gibi düşünüyorum bu videoları. Yani ne seviyede başlamışım, beni ne motive etmiş. Bu videoyu da gereksiz yerler haricinde çok kırpmayı, editlemeyi, geçişler, işte bir şeyler eklemeyi düşünmüyorum. Yani çok yapılı yapılı geliyor. Video doğallığını kaybediyor gibi geliyor. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarınızı lütfen benimle paylaşın bu konuda. Hani siz de sıkıldınız mı yoksa ben mi çok tahammülsüzüm bilemedim. Siz genel olarak nasılsınız? Psikolojik olarak, mental sağlık, genel. Ben bu ara aşırı derecede podcastlere ve psikolojik yayınlara sardım. Psikolojik olan denk geldiğim her şeyi izliyorum. Hem çok hoşuma gidiyor hem bir şeylerin farkına varmak biraz canımı sıkıyor. Bir videoya denk geldim. Videoda şeyden bahsediyor. Geçmişe duyulan özlemde aslında duyulan özlem o diziye, o filme, o müziğe, o kıyafete değil de geçmişteki günlere. Bunu
duymak, bilmek çok insanı etkilemiyor ama biraz düşününce aslında çok derin ve insanı biraz yıkıyor maalesef ki. Biraz burun üstüme de uyguluyorum, çok hafif. Zaten dizideki makyajı biliyorsunuz çok hafif, doğal ve tatlı duruyor. Gözüme kalemi çekmeyi unutmuşum, onu çektim. Oradaki kombine benzetmeye çalıştım. Kafede çalışıyordu Defne biliyorsunuz. Üstüne gri bir tişörtü ve önlüğü vardı, yaka kartı vesaire. Mümkün olduğunca, elimden geldiğince benzetmeye çalıştım. Onun verdiği pozu da yapayım. Bu tarafı da zaten şuralara bir yerlere koyarım. Makyajı ve videoyu nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Sohbetli videoların gelmesinin devamını ister misiniz? Ya da sizin istediğiniz herhangi bir içerik çekmemi istediğiniz bir şey var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Çok öptüm. Bye bye.